Gerçekten bir düşünün, 11 yaşındasın. Ya senin üzerinde yatacak bir şey yok. Kılık kıyafetin yok yani. Bir düşünsene bunu, yaşadığını düşün. Hayatımda öyle bir travma hiç yaşamamıştım. Yani orada eşyam yok. Doğru düz yiyecek yok. Annem babam almaya da haberi yok. Cebimde bir kuruş para yok. Başka bir yere geldim, beni bir yere bıraktılar. Kalıyorum burada. Yatacak yer doğru dürüst, üzerimde pijama yok. Arkadaşım, o kadar kötü bir durum yaşadım ki hayatımda. O gün zamanın birinde padişah emir vermiş. Bundan sonra herkesin 3 tane çocuğu olması lazım minimum. 3'ten aşağı olmaz demiş. Tabii insanlar fakir, fukara, garip. Adamın bir tane odası var. 3 tane çocuğu var. Bir odanın içerisinde 3 tane çocuk artı anne baba 5 kişi. Ve tabii dar geliyor. Sıkıntı yaşıyorlar. Adamın bir de keçisi var, merkebi var, bir de ineği var. Dışarıda. 5 kişi bir odada kalıyor ya. Adamın derdi tabii, çocuklar uyuyamıyor. Çocuklar sıkıntı yapıyor. Gürültü, şamata falan. Uykusuz kalıyorlar. Diyorlar ki bu problemi birisi çözecek. Kim çözer? İşte caminin imamı. O zaman eskiden psikolog yok biliyorsunuz. Akil birisi, bilgili birisi yol gösterir. Onun yanına gidelim. O çözer diyorlar. Tamam. Adam anlatıyor derdini. Diyor ki böyle. Derdimiz var. Padişah böyle bir kanun çıkarttı. Bizim de 3 tane çocuğumuz oldu. Ama bir tane odamız var sadece. Orada yatıyoruz. Başka bir odamız yok. Yani evimiz yok. Böyle dertlenince çözüm arıyor tabii. Köyün imamı da diyor ki bak kardeşim, ben sana yol gösteririm ama sen beni dinleyecek misin? Boşa nefes tüketmeyelim. Boşa yorulmayalım. Sen beni dinleyeceksen anlatayım. Yoksa niye anlatayım ki? Niye enerjimi harcayayım ki senin için diyor. Hani biz de öyle yapıyoruz aslında. Diyoruz ki kardeşim, ben sana yol göstereceğim ama sen beni dinler misin? Kabul, onay, değer var mı? Boşa nefes tüketmeyelim. Çünkü boşa nefes tüketmek israftır. İsrafın olduğu yerde bereketsizlik olur, fakirlik olur. O yüzden boşa konuşmayalım diyor. Tamam hocam diyor, her dediğinizi yaparım. O adam çiftçi. Tamam, o zaman diyor, bak bu akşam ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? O hani senin 3 tane hayvanlardan bir tanesini içeriye alacaksın. Nasıl olur hocam? Nasıl olur? Olacak diyor. Hani bak diyor, ben bu problemi çözecektim. Söz verdin bana. Tamam, baştan söz verdin. Dediğimi yapacaktın. Şimdi diyor, içeriye hayvanlardan bir tanesini al diyor. Tercih senin. O da diyor ki keçiyi alayım o zaman. Tamam, hadi bakalım. Keçiyi gece sokuyor içeri. Adam, çiftçi. Sabaha kadar keçi meğliyor. Uyku yok. Daha kötü oluyor tabii. Ertesi gün koşa koşa geliyor, sinirleniyor adam. Biz çözüm sundun ama bu işte bir yanlışlık var. Biz doğru düz uyuyamadık bu gece. Çok kötü olduk, daha kötü oldu falan. Oo, dur diyor, daha başlamadık. Hani sen benim dediğimi yapacaktın ya. E yapacağız. Şimdi diyor içeri ineği alacaksın. Hocam olur mu ya, abartmayın falan. Yok da içeri ineği alacaksın. Söz verdi ya bir kere, içeri ineği alıyor. Düşünsene. Bir oda var, 5 kişisiniz. İçeride bir keçi var, bir de inek var. Gözünün önüne getir bakayım. Nasıl bir durum? Çok kötü bir durum değil mi? Sabaha kadar hayvanlar rahatsızlık veriyor tabii. Daha kötü oluyor. Uyku yok, işler kötü. Daha böyle sinirleniyor adam. Sabah yine koşuyor hocaya. Hocam, daha kötü oldu bu iş. Dur, daha başlamadık diyor. Sen diyor, şu eşek vardı ya sen de onu da alacaksın içeriye deyince. Yok hocam diyor, olmaz artık diyor. Yok ha, bak diyor, sen bana söz verdin. Hani erkek sözüydü. Onu da al diyor, tamam diyor ondan sonra. Bu problem çözülecek. Neyse. Adam artık söz verdi ya, erkek sözü bu çok önemli bir şey. Bir adam bir söz diyorlar. Ein Mann ein Wort Almanya'da. O kadar önemli ki. Yani söz verdiğin zaman yerine getirmedin mi değeri yok. Hatta adamdan saymıyorlar. Eskiden atalarımız öyle dermiş. Yani bir adam bir şey söz verdiği zaman o kişiyi adam yapar. Yani adam bir kere söz verir ve onu sözün yerine getirmediği zaman ona adam demezlermiş eskiden. Söz verip yerine getirmeyenlere adamdan kimse saymıyor. Siz de saymıyorsunuzdur herhalde değil mi? Neyse, adam söz verdi ya, eşeği de sokuyor. 3 tane hayvan var, 5 kişi var içeride. Uyku yok tabii. Çok kötü durum. Artık diyor ki bu imam diyor bizi kekledi. Bizi kandırdı herhalde. Koşarak geliyor imamın yanına. Hocaya artık biraz daha laf sayacak. Ve hoca dur diyor, acele etme. Şimdi diyor sen bu gece ineği dışarı çıkaracaksın. Tamam mı? Tamam diyor. Neyse, o gece
gidiyor içeride. 5 kişiler, keçi var, eşek var, ineği dışarı çıkarıyor. O gece güzel uyuyorlar. Sabah koşarak imama diyor ki, ya hocam diyor, Allah razı olsun diyor ya. Ne oldu diyor, bu gece ilk defa uyuduk, çok güzeldi diyor. Yani nasıl? Hocam içeride eşek var diyor, keçi var ama biz uyuduk diyor. Tamam, şimdi bu gece diyor eşeği dışarı çıkaracaksın, tamam mı? Tamam diyor. Neyse, ertesi günü yine çok güzel uyuyorlar böyle. Ertesi gün koşarak geliyor imamın yanına. Nasıl? Hocam ya diyor, biz uzun süreden beri böyle uyku uyumamıştık, ne kadar iyi oldu diyor ya. Ama içeride daha keçi var. Daha keçi var. Neyse. Diyor bak ne kadar güzel. Şimdi diyor keçiyi de dışarı çıkaracaksın, tamam mı? O gece de keçiyi dışarı çıkarıyor. Ta ilk başlangıçtaki hale getiriyor. Öyle düşünün. Adam geliyor imamın elinden öpüyor. Ayağından da öpeyim hocam diyor ya. Senin ayağını da öpeyim diyor ya. Sen ne kadar mübarek adamsın. Ne kadar güzel insansın sen diyor ya. Bütün problemleri çözdün diyor ya. Bizim o ev diyor cennete döndü, saraya döndü diyor. Ne kadar güzel bir durum diyor. Ne kadar güzel bir durum diyor. Ve minnettarlığını sunuyor. Değerli arkadaşlar, Hazreti Allah'tan bazı şeylerin kıymetini bilmesi için elindekini alıyor, ondan sonra tekrar veriyor. Yani bir şeyi, hani derler ya, sevdiği kuluna bir şeyi kaybettirir, onu buldurur. Onu buldurur. Geçen uçaktan indik. Benim bir gözlüğüm var böyle. Çok güzel bir gözlük var. Bayağı pahalı bir gözlük. Yanımda duruyordu. Beraber iki kişi yolculuk yapıyoruz. İndik. O gözlüğü uçakta unutmuşum. Dalaman'da. Neyse. Ama haberim yok. Benim de çalışanım yaklaştı. Görüyorum ben onu. Ne zaman bizim yanımıza gelecek. WhatsApp'ta bu durum şeyler var ya. Oradan görüyorum. Daha var dedim. Çıkmayalım havalandan. İşimizi görelim. Yüzümüzü gözümüzü yıkayalım falan derken. İyi ki çıkmamışız. Ben sonra fark ettim ki benim gözlüğüm uçakta kalmış. Onu da çok seviyorum o gözlüğümü. Neyse iyi ki çıkmamışız. Dedim ya ben gözlüğü uçakta unuttum. Hadi bir telaşa. Nereye gideceğiz? Nereye soracağız? Bir oraya gidiyoruz. Buraya personel yok. Ve personel olmayınca artık en azından dedim böyle bir çalışan kılık kıyafeti birisi hani pilot olur, hostes olur onu bulursam onlara sorarım. Baktım iki kişi oturmuş. Bir tanesi bizim personelinden birisi. Tanıyor. Gördüm çünkü uçakta 3 saat beraberdik. Orada oturmuş. Elinde benim gözlüğüm var. Diğer personele teslim ediyor benim gözlüğü. Öyle bir sevindim ki. Hani sanki yeniden sıfırdan bir gözlük almış gibi. O kadar mutlu oldum ki. O gözlük bana hediye gibi geldi. Yani birden elinden bir şey alır Hazreti Allah. Sana tekrar verir. Sonra geçen yine bisikletle yola çıktım. Buradan 40 kilometre gittim. 40 kilometre gittim. Benim AirPod'lar var. Bu kulaklara takılan AirPod'lar var ya. Tanesi de aşırı görüyor. Bayağı pahalı onlar. Ben onu kaybetmemek için ona AirTag diye bir şey taktım. GPS. Hani GPS'i var. Onu 40 kilometre gittim. Tekerim patladı. Bisikletin tekeri patladı. Hemen aradım. Geldiler aldılar beni. O ara kulaklıkları var ama AirPod'un o asıl kutusu yok yani. Değerli olan 200-300 liralık bir malzeme. Neyse nerede bu? Bir ileri bir geri bir araştırıyoruz lan. Bulamadık. O civarda bulamadık. Sonra dedim ki bu şeye bakayım. İnternetten GPS'i var. Bir baktım ki ooo 20 kilometre ötede düşmüş. Neyse 20 kilometre arabayla yolculuk yaptık. Onu arıyorum ben şimdi. Elimde telefon böyle arıyorum. Arıyorum arkadaş bulamadım bir ileri bir geri bir var önümde ama göremiyorum çimenin arasında bir yere girdi herhalde diyorum. Neyse yarım saat sonra buldum. Yani buldum ağacın kenarına birisi koymuş. Onu aldım ya hediye gibi geldi. O kadar mutlu oldum ki. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar biraz önce anlattığım gibi hikaye. Yani hani bu adamın 3 tane çocuğu var ya, 5 kişiler bir odada kalıyorlar. İçeriye hayvanları sokuyorlar. İşte onun gibi bazı şeyin kıymetini insan kaybettiği zaman bilir. Dolayısıyla ölmüşsünüzdür işte ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin gibi. Anneniz babanız ölmeden onların kıymetini bilin. Bunun gibi hayatımızda kıymetini bilmemiz gereken birçok şey var. Böyle
yaşadıklarımdan bir kesit anlatmak istedim size. Ben kendi kafamdan Türkiye'de Mithat diye bir arkadaşım vasıtasıyla Türkiye'ye gittim okumaya. Yani benim sevdiğim bir arkadaşım Türkiye'de okuyordu ve onun anlattığı güzelliklerle ben yurtta kalmak için Türkiye'ye karar verdim. 11 yaşındaydım o zaman. Oraya gittiğimde orası 5 yoldu. 5 yol yurdu. Orada bir hafta içerisinde o kadar güzel arkadaşlıklarım oldu ki onlarla arkadaşlıklarım hala sürüyor. Yani okul arkadaşlıkları farklı, yurtta kalma arkadaşlıkları daha farklı. Neden? Çünkü sen onunla her şeyi paylaşıyorsun. Ekmeğini paylaşıyorsun, çorbanı paylaşıyorsun. Ama okulda ekmek yemiyorsun ki veya çorba içmiyorsun ki. Ütünü paylaşıyorsun. Dolayısıyla bir hafta öyle güzel, o kadar güzel dostluklarım oldu ki. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bana oradan beni başka bir yere gönderdiler. Yani dediler ki buranın merkezi işte milli eğitim bilmem ne tepedeki öyle düşünün. Aynı yurtların da başında birisi var. Oraya gönderdiler. O da beni Güngören diye bir yere gönderdi. Arkadaş Güngören. Sen de burada kalacaksın. Güngören de ama çok enteresan. İnşaat yapılmış daha yepyeni bina. Yanında da arada duvarları kaldırmışlar. Yanında eski bina var. 2-3 katlı. O da ahşaptan. Çok enteresan. Ahşaptan yapılan bir yurt binasının yerine yeni yurt yapmışlar. Benim de hiç haberim yok tabii. Beni oraya ne çantam hazırlıklı diyelim çünkü. Ben 5 yolda kalmaya gittim ya. Ben çocuğum 11 yaşında. Beni götüren çocuk da 13 yaşında. Beni bıraktı oraya. Burası dedi senin şey dedi. Dedim ben eşyalarım falan. Dedi sen dedi ararsın şu olur bu olur falan. Daha çocuk aklı. Kimse de yok. 3 tane çocuk var orada. Kör topal. Onlar da 10 yaşında falan. Başımızda da öğretmenler. Onlar da idare odasından dışarı çıkmıyor arkadaş. Allah Allah. Hayatımda öyle bir travma hiç yaşamamıştım. Yani orada eşyam yok. Doğru düz yiyecek yok. Annem babam almaya da haberi yok. Cebimde bir kuruş para yok. Jetonla hani arasam ben başka bir yere geldim. Beni bir yere bıraktılar. Kalıyorum burada. Yatacak yer doğru dürüst üzerimde pijama yok. Arkadaşım o kadar kötü bir durum yaşadım ki hayatımda. O gün o 5 yolda kaldığım yurt cennet gibiydi. Arkadaşlarım dostlarım falan. Ama burada 2-3 tane iletişim de kuramıyorum. Konuşamıyorum anlaşamıyorum kişilerle. Hiç unutmuyorum o travmayı. Ben orada 3 gün arkadaş 3 gün koktum ya. Gerçekten bir düşünün 11 yaşındasın. Ya senin üzerinde yatacak bir şey yok. Kılık kıyafetin yok yani. Bir düşünsene bunu yaşadığını düşün. En sonunda birisinden bir jeton buldum. Bir jeton. Onunla hemen aradım annemi. Beni arayın dedim. Onlar ne yapıp aramışlar beni. Bu ara benim veliliğimi yapan bir abi de Ali abi rahmetli. O da beş yola gitmiş demiş ya İsa nerede demiş ya ben İsa'yı buraya sağlam bıraktım bu adam nereye götürdünüz? İşte biz bilmiyoruz nereye. Oradakileri güzel bir fırçalamış. Sonra neyse geldi beni almaya oraya. Dedi ya seni dedi buraya dedi getirmişler bırakmışlar dedi bana da haber vermediler dedi. Adam bir üzüntülü. Beni aldı 5 yola götürdü tekrar. 5 yoldaki arkadaşlarıma kavuştum, sarıldım. Ve o yurt var ya bana cennet gibi geldi biliyor musunuz? O arkadaşlarımın o hani böyle iyiden çıkıyorsun, kötüye gidiyorsun, kötüden tekrar iyiye geliyorsun ya. O tekrar bana hediye gibi geliyor. O arkadaşlar sana bir hediye olarak geri geliyor. Ve orada bir başlangıç, bir hani o dostlarımla, o arkadaşlarımla bir başlangıç oldu. Ve 6-7 sene orada kaldım. Böyle bir hikaye aklıma geldi sevgili arkadaşlar. Paylaşmak istedim. O yüzden kendinize bir şeyler yapın sevgili arkadaşlar. Elinizdekilerini kaybetmeden, zamanınızı, sağlığınızı kaybetmeden kendinize donanım katın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyler katın kendinize. Kendinize değer verin. Yani bu kadar değer veriyorsanız bakın şu kadar, şu kadar, şu parmağımın ucu kadar kendinize değer veriyorsanız kendinize bir şeyler katın. Dizileri, filmleri, onları bunları bırakın. Başkalarının hayatını takip etmeyi bırakın. Size faydalı olanlara odaklanın. Bakın biz size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Devamlı bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimiz var, mentörlük programlarımız var. Katılın o programlarımıza. Katılan insanlar, binlerce insan var. Sadece buradan, burada fragman anlatıyorum. Detayları anlatmıyorum ki. Bunları seminer olarak değil. Bunları sizi harekete geçiren fragman. Film, sinema filminin fragmanı olur. 1 dakikalık. Öyle görün. Asıl mevzu mentörlük programlarında eğer Almanya'da kalıyorsanız, Avrupa'da, Hollanda'da, Norveç'te, oralarda yaşıyorsanız gelin programlarımıza. Kendinize bir şeyler yapın. Ama şu kadar değer veriyorsanız kendinize. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.